Şimdi gelelim diğer bir konumuza. Ayasofya'yı burada şu an için bir virgülle kapatalım. Daha sonra buraya eğer gelecek olan sorular varsa onlarla tekrardan geri dönmüş oluruz. Şimdi ikinci konumuz neydi? Tahıllar yani buğday tarlalarının yakılması. Burada bir ihmalkarlık var mı? Veya birileri niye buraların yakılmasına göz mü yumuyor? Bunlara bakıyor olacağız. Şimdi bunlara baktığımız zaman da vereceğimiz temel bilgi şu olsun. Bakın son bir ayda, son bir ayda arkadaşlar toplamda Türkiye sınırları içerisindeki buğday tarlalarının 4130 dönüm tarlanın yandığını görüyoruz. Resmi kaydı, veriyi anlatıyorum size şu an. Bakın 4130 dönümün yandığını söylüyorlar. Bu ciddi bir ölçektir. Buğday tarlalarında elde edeceğimiz verim anlamında. Bu neyle alakalı ileride karşımıza sorunlar olarak çıkacak arkadaşlar? Şimdi kışa doğru gideceğiz. Yani sonbahar ve kışa doğru gidiyor olacağız. Ciddi anlamda tüketimde biraz artış olacak. Niye? Zaten daha çok ısınma ihtiyacı için insanlar besine sarılır. O yüzden de yani vücut içerisindeki o alevli alevsiz yanmanın oluşabilmesi için, vücut ısısının da korunabilmesi için insanlar daha çok gıdaya, tahıla ve hamur işine yönelir. Türkiye'de böyledir. Bu olacağı için de tüketim artar. Ama tüketimin artması için ülke içerisindeki üretimin de korunması lazım. Arttıramıyorsan bile koruman lazım. E şimdi korunamadığını görüyoruz. Şimdi korunamadığını gördüğümüz zaman bu nedir? Risk. Neyle alakalı? Ülke içerisindeki tedarik zincirinin bozulmasıyla alakalı. Yurt dışından yine bizim buğday ithalatıyla alakalı ilişkilerimizin olacağı, malum süreç devam ediyor, değil mi? Rusya-Ukrayna süreci. Bir de bizim yanı başımızda bir başka belayı gerginleştirmek, tansiyonu yükseltmek istiyorlar. Türkiye-Yunanistan gerilimini ki bunların hepsi şu an yaz olduğumuz için insanların biraz da olsa dikkatinden kaçıyor olabilir. Herkes şu an bir bakıma da olsa yılın vermiş olduğu üzerindeki ağırlığı atabilmek için işte tatile gidiyorlar. Biraz rahatlayalım. Ülkenin içinde bulunmuş olduğu siyasi alandan da biraz da olsun zihnen uzaklaşalım derdindeler. Bu olunca biraz insanlar sanki yaşanan süreçleri takip etmiyormuş gibi oluyor. Ama sonbahara doğru gelindiğinde tatilden herkes geri dönüp işine başladığında yani yeni dönem başladığında çok son derece sıcak bir tabloyla karşı karşıya kalacağız. Ve bu kalacağımız sıcak tabloyla beraber herkes endişe içerisine girecek. Neyden dolayı? Geç kaldıkları için. Yapacakları hazırlıklar konusunda geç kaldıklarından dolayı. Bu hazırlıkları şimdiden yaparlarsa o tarihler gelindiğinde biraz da olsa rahatlamış olacaklar. Hangi hazırlık? İlk başta bilgi anlamında. Şu an insanlar doğal olarak diyoruz bunu. Tatile vesaire gittiği için anlık olarak düne göre takip etmiş olduğu sıcak gelişmelerden biraz da olsa uzak kalıyor. Uzak kaldığından dolayı bilgi anlamında bir kere bir eksiklik, kopukluk olacak. Çünkü zihin altyapısında yaşanan olayları nereye oturtması gerektiği ile alakalı bilgiler eksik kaldığı için kopmalar ve o kopmaları bulmaya, var olan kopuşu da tamamlamaya, aradaki boşluğu tamamlamaya çalışacak. Bu da zaman kaybı. Çünkü yeni bir süreç içerisinde kendi iş hayatına da odaklanması gerekiyor. Bu insanları biraz kasacak. Bir bu. İki ne konusunda olacak? Ekonomik hazırlık konusunda. İnsanlarımızın ekonomik konuda şu anda hazırlıklı olması lazım. Çünkü her an bölgemizde de ülkemizde de sorunlar olabilir. Bu yaşanacak olan sorunlar ekonomik yaptırımlarla karşılaşacağımız anlamına geldiğinden dolayı sen şu an ekonomik hazırlığını elde etmiş veya bir bakıma da olsa birikimini buna ayırmış isen kendince biraz daha rahatlamış olacaksın. Bu en basit itibariyle söylersek hangi ekonomik hazırlığı yapmamızda fayda var? Özellikle döviz cinsinde arkadaşlar. Yani neyi biliyoruz biz? Ağustos sonrasından sonra döviz anlamında Türkiye'nin para miktarı olan lira, döviz cinsi olan diğer para miktarları karşısında zayıflayacak. Bu zayıflamayla alakalı kişi gelirini korumak istiyorsa diğer döviz araçlarını da burada kullanmamızda fayda olduğunu söylüyoruz. Ekranlara çıkan diğer kişiler var, değil mi? Neymiş efendim? Biri çıktı hatta ne dedi? Dolar dedi yıl sonuna doğru 6 TL olacak dedi. Sonra baktık ki tablo biraz kötü. O zaman ağız değiştirdi.
dolar yıl sonuna doğru onun altına gelecek dedi. Şimdi ben o arkadaşı bir de Ağustos sonu Eylül başı gibi tekrardan takip edeceğim. Bakalım revize yapacak mı bu dövizle alakalı açıklamasını, ki muhtemelen yapacaktır. Yani yapması lazım çünkü yalancı olacak ve itibarı yok olacak, yazık günah. İtibar da yok olmasın diye bu sefer 10-12 bandını söylüyor olabilir, tamam mı? Çünkü mevcut var olan döviz ciddi anlamda 20 TL'lere doğru gidecek. Yani önümüzdeki hafta, bayram sonrasındaki hafta neyi biliyoruz biz? FED zaten faiz arttıracak gene. Ve yine konuşulan arttırma miktarı 75 bas puan arttırma. Şimdi biz ne yapacağız? Bizim de aynı hafta içerisinde zaten yine politika faiziyle alakalı açıklamamız olacak Merkez Bankası'ndan. Muhtemelen çok yüksek ihtimal arkadaşlar biz yine pas geçeceğiz. Çünkü biliyorsunuz NAS var. NAS varsa pas geçmek helal cinsinden görülüyor demek ki. Yani indiremiyor ama NAS'tan dolayı pas geçiyor. Yani arttıramıyor çünkü. Mevcut sabit tutuyor. E o zaman bu ne demektir? Eğer Amerika FED faiz arttırırsa ben sabit tutarsam bende yine bir döviz cinsinden benim parasal değer kaybım olacak demektir. E şu an zaten var olan miktar ne? 17-30'lar. E bu otomatikman daha sonra bizi nereye sürükleyecek? İşte 18'lere doğru yanaştıracak. E var olan politikamızdaki bu dengesizlik devam ettiği süre boyunca bu 20'ye doğru yaklaşır. E Ağustos sonunu söylüyorsak daha 1,5 ay var diyelim. Ağustos sonuna doğru bu 20'nin üzerine bile çıkıyor anlamına çok rahat gelecektir. Çünkü Ağustos ayı içerisinde FED bir kere daha faiz arttırıp arttırmamayla alakalı bir atılımda bulunacak. E biz ne yapacağız? Bizde NAS var. O yüzden yine pas geçeceğiz. Bakın daha şimdi Temmuz'u söylüyoruz, Ağustos'ta söylüyoruz ne olacağını. Çok rahat bir şekilde pas olacaktır. E bu da bizim ekonomi dengemimizin değişeceği anlamına geliyor. Enflasyonun yükseleceği, yine var olan zamların devam edeceği, insanların gelirlerinde de ciddi anlamda bir sabitleme olduğu için ekonomik olarak zorlanmanın devam edeceği görülüyor. E o yüzden de şimdiden bizler gelecekle alakalı, yani kısa vadede gelecekle alakalı altyapı hazırlığımızı yaparsak ekonomik anlamda en azından paramızın değerini koruruz. Yani elde ettiğimiz alın teriyle kazanmış olduğumuz paranın değerini koruruz arkadaşlar. Bunu da bu anlamda anlatayım. Çünkü bunların hepsi bakın buğday, tahıl diyoruz. Ama birbirleriyle bağlantılı olan konular. Özellikle kıtlık. Şimdi kıtlığa geldiğimizde neyi biliyoruz? Şu Ekonomist dergisini zaten kapağını daha önceki katıldığımız programlarda da biz ifade ettik. Ama yine söyleyelim. Orada neyi koyuyor? Bakın 3 buğday başağını koyuyor. 3 koymasının anlamının ne olduğunu artık hepimiz biliyoruz değil mi? Orada meşhur kehanete bir atıf var. Kehanet ne? Mesih'ten önce dünyada yaşanacak olan sorunlar var diyoruz. Bu sorunlardan bir tanesi nedir? Kıtlık. E kıtlığı ne olarak ifade ediyor orada? Kehanete vurgu yapabilmek için 3 buğday başağını orada bize göstererek. Yani baba, oğul ve kutsal ruh üzerinden kehanete bir atıf yapıyor. Oraya bir temasta bulunuyor. O temas üzerinden de Mesih'in geri gelişiyle alakalı bir olayın tertip edilip edilmemesiyle bağlantı kurmuş oluyor. Yani bize bunu hatırlatıyor. Yoksa öyle hemen kıtlık yaşanacak deyip oraya başakları koymuş değil. 3 tane başak koyuyorsa bir yere referans yapıyor. Oradaki izlediğimiz olay örgüsünü biz yavaş yavaş hayata geçirmeye çalışıyoruz diyerek karşımıza bu bütünlüğü çıkarıyor aslında. Tabii buğday başakları üzerinde de kuru kafalar var. Kuru kafaları da az çok tabii ki artık hepimiz öğrendik değil mi? Neydi onlar? Ölümü sembolize ediyor. Bir diğer sembolize ettiği değer nedir kuru kafanın? Hazreti Adem. Kuru kafa sembolizmde, yani Hristiyan terminolojisi içerisindeki sembolizmde Hazreti Adem'i de sembolize eder. Niye? Çünkü eğer kilise gezenleriniz varsa, bakın neye dikkat edin, mumluklar var değil mi orada? Mum havuzundan veya mum kumluğundan bahsetmiyorum. Mumluklardan bahsediyorum. Mumluğun olduğu yerde mutlaka şunu görürsünüz. Hazreti İsa çarmıha gerilmiştir. Yani orada çarmıha gerilmiş bir profil vardır. Ayaklarının altına baktığında ayakların altında hangi sembolü görürsünüz? Kuru kafayı. O kuru kafanın var olan sembolik karşılığında kim yer alır? Hazreti Adem. Niye? Atasına bir gönderme vardır.
insansı yönünden dolayı Hazreti İsa'nın atasına bir gönderme vardır. O soydan geldiğini, Adem oğlu olduğunu ifade eder. Bunu da aslında o üç buğday başağının içerisindeki kuru kafalardan görebiliyoruz. Kuru kafaların sayısını saydığımızda biz neyi söylemiştik? 47 ve 52 arasında bir sayı ortaya çıkıyor demiştik. Bazılarını çünkü sırtı dönük gibi oluyor. Tam olarak cepheden kuru kafayı görmediğimiz için onları da sayarsanız 52'ye doğru gittiğini, saymazsanız 47'ye doğru geldiğini söylüyor demiştik. Her iki rakamında normalde kehanet temeli var diyoruz. 47 ile beraber oğul karşımıza çıkar diyorduk. 52 ile beraber yine Hazreti İsa'nın Hazreti Adem'e doğru uzanmış olan İncil'deki soy ağacı karşımıza çıkar diyoruz. Bakın yine Adem karşımıza bu şekilde de çıkarılmış oluyor arkadaşlar. Bunları lütfen atlamayalım. Yani kehanetleri bilirsek, Hristiyan İncil'i içerisindeki kehanetleri bilirsek şu an dünyada yaşamış olduğumuz sorunların temel kaynağının neler olduğunu, bunların insan eliyle üretildiğini ama kendi cemaatlerine sanki tanrısal bir sürecin içinde olduklarını anlattıklarını görürüz. Yurt dışında inanın yani ne kadarınız yurt dışında bu kilise olaylarını takip ediyor bilmiyorum ama takip ettiğiniz zaman şunu çok net göreceksiniz arkadaşlar. Kilisedeki var olan papazlar bu vaazları veriyor. Şu an içinde yaşamış olduğumuz dönemdeki dünyadaki bu felaketlerin, bu sıkıntıların kehanet temelli olduğunu anlatıyorlar. Var olan cemaatlerine de süreç içinde itiraz edenlerden olmayın diyorlar. Bakın şu an bile normalde dünyada tekrardan hangi veri artış içerisinde salgın. Değil mi? Yeniden vaka sayıları artıyor. Sadece ülkemizden baz alsanız bile bunun doğru olduğunu görebiliyorsunuz. Vaka sayıları arttırılıyor. Niye? Çünkü virüsü yeniden piyasaya servis etmeye başlıyorlar. Aşı olmuştunuz. Değil mi? İlla ki aşı olanlarımız var aramızda. Özellikle seyahat edebilmek için zaten zorunlu olarak aşı oldunuz. Ne oldu şimdi? Aşı olanlarda bile çok ciddi oranda yine vaka sayılarının arttığını veya buna yeniden yani yeniden virüsle muhatap olduğunu görebiliyorsunuz. Aşının etkinliği nerede kaldı? Şimdi ne konuşuluyor diğer ülkelerde? Dördüncü doz aşının olunması gerektiği konuşuluyor. Nereye kadar gidecek bu? Daha henüz bakın hala aradan 2,5 yıl geçmiş olmasına rağmen hala dünyada aşı üretmiş olan hiçbir aşı firmasının lisansı yok. Hala onlar da klinik test aşamalarına devam ediyorlar. Öyle birilerinin dediği gibi 3. fazı tamamladıktan sonra bu aşılar uygulanabilir diye bir gerçeklik yok arkadaşlar. Var olan aşı üreten firmalarının kendi açıklamalarını söylüyoruz. O yüzden öyle dördüncü, tabii ki de olmak isteyen olsun. Biz kimseye olmayın diyecek kadar bir otorite değiliz tabii ki. Biz sadece durumu ve ilaç firmalarının ortaya koymuş olduğu bu aşılar kimlere uygulanabilir prosedürünü anlatıyoruz. Adam prosedüründe bile bunları söylerken devlet yetkilileri çıkıp herkese aşı yapabiliyorlarsa burada sorumluluk kimde oluyor o zaman? Aşıyı olan kişide oluyor sorumluluk. Ne devlet bu sorumluluğu alıyor? Yani aşıdan dolayı o sorun yaşayacak olan bir kişi olacaksa hiçbir hakkın yok senin. Dava bile açamazsın. Çünkü onan formu imzalıyorsun. O formda ne yazıyordu? Var olabilecek olan tüm riskleri ben üstleniyorum. Sorumluluk bana ait. Verilen bilgileri okudum ve aşıyı kendi isteğimle oluyorum diye o formu imzalıyorsun. Çünkü orada ne diyor sana? Okudum, anladım, onaylıyorum ve imza. Sorumluluk tamamen sizde oluyor. Bunu bilerek aşı oluyorsanız ne mutlu size diyelim. Çünkü ondan sonraki süreçlerde kimse size itiraz edemez. Niye oldun veya niye olmadın diye sorumluluğu sen almışsın sonuçta. İstersen ol, istersen olma. İstersen 15 doz ol aşı, istersen hiç olma. Durum bundan ibaret diyelim. Felaketi de yani şu kıtlık felaketini de bu şekilde anlatmış olalım. Kıtlık felaketi geldikten sonra yani geldikten sonra dememiz şu. Ülkelerin ciddi anlamda kendi içlerindeki kıtlık sorunu yaşıyoruz açıklamaları kafi olmayacak. Küresel anlamda genel itibariyle bir kıtlığın içine dünyanın girdiği
açıklamaları kabul edildikten sonra bir sonraki kehanet ne olacak? Depremler ve volkanik faaliyetler. Sıra buraya gelecek. Bununla alakalı tetiklenmeler yapılacak. Bu da insan eliyle olacak diye daha önceden de zaten anlattık. Ama neyle olmayacak dedik bu? Altını özellikle çizdik. Harpla olmayacak. Harp teknolojisi bunu yapamaz diyoruz. Çok ciddi olaraktan da bu konuda itirazlarımızı daha önceden yaptık. Yine en azından özet olarak bunu söyleyelim. Özellikle o harp gemisi diye ifade edilen geminin böyle bir özelliğinin olmadığını daha önce katıldığımız hem programlarda hem de kendi yapmış olduğumuz yayında da buna anlattık arkadaşlar. Harp gemisi diye bir gemi yoktur. O ifade edilen geminin deprem yapabilme özelliği hiç yoktur. Bunu da bu şekilde söylemiş olalım. İtiraz eden olacaksa da itirazını yapabilir ama geçersiz bir itirazdır. Sadece piyasa bilgisinden dolayı elde etmiş olduğu algıyla bizim karşımıza gelmiş olacaktır. Yoksa bilgiyle değil yani. Bunu da bu şekilde söyledikten sonra hemen şimdi son başlığımıza geçelim. Son başlığımıza Guidestone.